sertlikte karşılıklı oranlar aynıdır. Bu yüzden bakın şimdi. Şöyle bunları çizersek Thales teoremi gibi görün. Haliyle arkadaşlar 6'nın 9 oranı 2 bölü 3. O zaman y'nin de 12 oranı 2 bölü 3. Yani y 8. Aynı şekilde x'in 6'yı oranı 4'ün de 8'e oranına eşittir. 4'ün 8 oranı 1 bölü 2 olduğu için x de buradan 3 olacaktır. x'i 3 bulduk y'yi 8 bulduk. Cevap 11 oldu a şıkkı. Benzerliğinde dikkatli olalım şimdi arkadaşlar. İki tane kelebek benzerliği var burada ve ortak kenarları güzelce kullanmalıyım. Bakın şimdi şurada 3 ve X'e odaklanırsak buraya da A ve B dersem A'nın B'ye oranı 3'ün X'e oranına eşittir mavi kelebekte. Sonra arkadaşlar şu mor kelebeğe dikkat edin. Burada da yine AB ortak kenar AB'nin oranı X'in 8'e oranına eşit. İçler dışlardan x kare 24, x 2 kök 6 geldi a şıkkı. Paralellik ve açı ortay varsa orada ikiz kenar vardır. Z'den dolayı bakın tabii ki burası e, D, E, B eşit olur. Nereye? B, D'ye. Dolayısıyla 6 oldu. Paralel verdiği için karşılıklı oranları aynı. 4'ün 3 oranı X'in 6'yı oranına eşit. Böylece X 8 oldu B şıkkı. Menelaus formülü var arkadaşlar ama artık Menelaus formülünün e, müfredatta yeri yok. Şöyle bakın benim aklıma hep şu kafadan bacaklı yaratık geliyor. Burada oran alan noktalardan paralel çekeriz. Mesela bu soruda 12 12 şöyle D noktasından paralel çekersem oran olan bir yerden paralel çekmek güzeldir ama bazıları daha güzeldir. Mesela D noktasından bence çekmek bu soruda daha iyi. Bu yüzden arkadaşlar 12'nin 6'yı oranı Gördüğünüz gibi kaç? 2'ye e, 1, değil mi? O zaman burası 8/3 olur. Burası da 16/3 olur. Şimdi şu AD P üçgenine odaklanın. Burada arkadaşlar artık karşılıklı oranlar aynı. 12'nin 16/3'e oranı eşittir 9'un x'e oranı. Buradan da x 4 yaptı. E şıkkı. Burada şöyle kurşun kalemin sivri kısmını kullanmak için arkadaşlar şöyle bir yapayım. Şu yüksekliğe bilmiyorum. H diyeyim tamam mı? H demeyeyim A diyeyim. İki de H demek zorunda kalmayayım. Buraya A diyelim tamam mı? Şöyle gösteriyorum bakın. Kalemin uç kısmı şu uç kısmının yüksekliğine A diyeceğim. Şöyle yüksekliğine. Sonra burası e, iki 2 santim olduğu için bakın diğer yükseklikte 2. Şimdi Bundan sonra artık ne söyleyeceğiz 0.5 de şurası verilmiş burası zaten 2 cm olduğu için şurası da 2 bakın Şimdi a'nın a artı 2'ye oranı yani küçük yüksekliğin tamamını oranı 0.5'in 2'ye oranına eşit Buradan arkadaşlar size uğraştırmayayım a 2 bölü 3 geliyor içler dışlar çarpımı neticesinde Şimdi artık şunu anlıyoruz Buradaki A kısmı bakın arkadaşlar. Aslında buradaki x'e eşit. Neden? Kesince zaten aynı hizaya geliyorlar. Daha doğrusu kalem tıraşla tıraşlayınca. Haliyle x e eşittir a olacak. Böylece arkadaşlar x de buradan 2 bölü 3 olacak c şıkkı. Arkadaşlar burada bir kere açı ortay ve yükseklik varsa ben bir ikizkenar üçgen düşünüyorum. Bu yüzden BC'yi uzatıyorum. Şöyle a, e'yi de uzatıyorum böyle iki skener üçgeni tamamlıyorum. Tamam mı? Şu şekilde. Şöyle AP ile AC birbirine eşit olacak. Bu arada BP ile de BC birbirine eşittir. Çünkü yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Paralelliği burada nasıl kullanacağım? EB, DC'ye paralel olduğu için karşılıklı oranlar aynıdır. Bu yüzden DE, EP eşit 7 gelir. 7, 7, 14, 5 daha 19. Demek ki X de 19'muş ikiz kenardan. C şıkkı sorun. Şimdi burada 3A, 2A diyeyim. D, E ve E, C oranından. Sonra lazım olunca buraya da 3A deriz ama şu an lazım olmayacak gibi o bir dursun. Oran olan noktadan ben dik üçgende böyle dik kenara paralel çekerim arkadaşlar tamam mı? Böylece 3A'nın 5A'yı oranı şurada Y'nin 15'e oranına eşittir. Y de buradan 9 gelir. Artık siliyorum buraya 9 yazıyorum. Peki Şimdi ne olacak? İkizkenar bir üçgende eşit kenarların yükseklikleri birbirinin aynısı ya. O yüzden ben bunu da indirirsem tabii ki bu da 9 olacak arkadaşlar. 30'un karşısı 9 ise 18 olacak. 90'ın karşısı şu üçgende gördüğünüz gibi. Cevap B şıkkı. Küp şeklinde demiş ya o zaman bu görselde aslında burası bir kare ve bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Şimdi hemen şunu görelim. Aslında bakın tam alfa şurası gördüğünüz gibi yöndeş açılan alfa, burası 90, burası beta. Şimdi şöyle benzer oldular paralelden dolayı. x x x x Ben şunu demek istiyorum size. Bakın 270'in 180'e oranı yani burada ne demek istedim aslında ben? Kotanjant alfa. 3'e bölersek pardon 9'a bölersek 3 9'a bölersek 2 olur değil mi? Bazı sorularda böyle benzerlik yerine tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs yapmak bana daha mantıklı geliyor dik üçgenlerde. Böylece artık şurada x gördüğüm yere ben şunu yapacağım. 3k buraya da 2k diyeceğim. E bu kare olduğu için bu da 3k olacak. Dolayısıyla 5k eşittir 180 K arkadaşlar 36. Dolabın bir ayrıtı 3K olduğu için 3, 3 çarpı 36'dan 108. Bak nerede benzerlik kullandık hiç. Yani denk geldiğinde basit trigonometrik orantıları oranları kullanmak gerekiyor dik üçgenlerde. Açı ortay ve dik gördüğümde ben ikiz kenar yorumlarım arkadaşlar. Bu yüzden böyle tamamlarım bakın üçgeni. Şöyle burada P, D, DC'ye eşittir. Kenar ortay olur DB. Bu arada DB de şey PB de BC'ye eşit olmuş olur. Şimdi şöyle birleştirirsem PA'yı. Bakın şu PAC üçgenine dikkat. Burada renkle de göstereyim. Bu bir kenar ortay. E bu da bir kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. Bundan dolayı arkadaşlar 12 köküç olacaktır aslında benzerlikmiş gibi görünüyor ama ben burada benzerlik yapmam bu şekilde gösteririm. peki şunu diyebilirsiniz hocam benzerlik sorusunda niye sorulmuş bu? Onu da şöyle söyleyeyim size orta taban yapmak için BD'ye A dersek burası 2A olur tamam mı? Diyelim bu kenar ortayı görmedin. O zaman B ve D'nin orta nokta olduğunu göreceksin. A'ya 2A diyeceksin. Sonra paralelden dolayı kelebek benzerliği deyip 12 köküç göreceksin. Yani ben kenar ortayı tercih ederim. Üçgen olduğu zaman arkadaşlar oran olan noktadan bir paralel çekmek lazım. Bakın böyle kırmızıyla çektiğim gibi. Haliyle şurada bize 2'ye 3 oranı vermişti. Neredeydi o? F, C, A, F. Ha, tamam, burasıymış. 2 A'yı 3 A diye yazdım. Kelebek benzerliğinden şuraya P diyeyim. C, P 6 oldu mu? Evet. Sonra B, C ile de C, E. 2'ye 1 oranı var. Gördüğünüz gibi 2'nin 3 oranı 6'nın x oranı yani x buradan 9 oldu. Şöyle de yazayım 2'nin 3'e 6'nın x'e paralel çekmezsek olmaz alışmak gerekiyor. Konuda da zaten bahsettiğim için eksiğiniz varsa konu anlatımına dönebilirsiniz. Bunlar böyle hani e, kaleme oynatamadığınız soru olmaması lazım ama sıkıntı çekiyorsanız en baştan basit şekilde bence benzerliğe çalışmalısınız. Çok önemli çünkü. Soru arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi 3, 4, 5, 3 genin olacak burada. Çünkü 6, 8, 10 üçgeni oluyor. AK'ya 3 kalıyor. Şimdi bu iki üçgen benzer. Neden? Birisi 3, 4, 5. Birisi 6, 8, 10. Kenar 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 benzerliği. O zaman arkadaşlar 3'ün gördüğüne alfa dersek burada da 6'nın gördüğüne alfa diyeceğiz. Bu açılar bizim için değerli. Beta dersek 4'ün karşısına burada da 8'in karşısına beta diyeceğiz. Bu arada muhteşem üçlüden dolayı BE5 AE 5 bu yüzden A açısı beta. Fark ettiniz mi? Alfa artı beta 90 olduğu için burada alfa artı beta L açısı 90 yaptı otomatik olarak. Yani Öklit sorusuna döndü. 9 eşittir. X çarpı tabanın tamamı 5. 9 bölü 5 eşittir. X oldu. 1.8 arkadaşlar. Orada alfa beta yerleştirmesi önemliydi. Evet arkadaşlar gerçekten zor bir soru şimdi bu. Ee, şöyle E'den bir paralel çekeceğim tamam mı? Sonuçta bu bir deltoid ya. Nereden anlıyorum deltoid olduğunu? BC ve CD eşit bir de 90 derece. Haliyle böyle burası açı ortay. Paraleli çektim şöyle bir EF dedim. EF BD'ye paralel olacak olduğundan dolayı BD AC ile dik kesişir ya o zaman burası da dik kesişir. Haliyle tabii ki buradaki O diyelim EO ile OF birbirine eşit olur. Şimdi burada arkadaşlar e, şu bahsettiğim bir teorem var ya. Menelius teorem böyle olunca oran olan yerden paralel çekiyoruz hani. Şimdi burada oran olan bir yerden paralel çekeyim. Nasıl yapalım? E, şöyle K'dan bir paralel çekeyim tamam mı? Burada soruda bize 3 kök 2'ye kök 2 verildiği için EF ve FK o yüzden K'dan çektim. Şöyle 3M diyorum buraya da T dersem. OT de arkadaşlar M olur. Bundan sonra ne söyleyeceğiz peki? Şimdi artık bu OF ile EO birbirine eşit olduğu için TF'ye ne kalacak? 2M. Dikkat edin rengi değiştiriyorum şimdi. Burada KT ile de şu AO paralelini kullanalım. 2MM küçüğün tamamının oranı 2 bölü 3. Yani arkadaşlar şöyle bir bağlantı kuracağım. Dikkatlice lütfen izleyin zaten sıkıntılı bir soru. FO'ya 3Y dersem temel benzerlikten 3'ün 4'ü oranı şu KT 4Y olur. Aynı şekilde KT'nin de AO'ya oranı 2 bölü 3. KT'ye 4Y dediğim için AO'ya 6Y demeliyim. AF'de bu yüzden 3Y oldu tamam mı? Nerede benzerlik yaptım? Bir daha söylüyorum. Adım adım gideyim bakın. Şurada şu KT ve FO'nun paralelliğinde Küçüğün tamamını oranı yaptım. O yüzden 3Y'ye 4Y geldi. Sonra arkadaşlar dediğim gibi şurada KT ile A O'nun benzerliğini kullandım. Orada da küçük parça 2M büyük parça 3M. Bu yüzden 2 bölü 3 benzerlik oranı. Şimdi bundan sonra artık 3Y ye dedik AF'ye. Bu arada FC AF'nin 2 katı olduğu için arkadaşlar demek ki ne olacak? Ee, 3y orası 6y olması lazım FC'nin şunları siliyorum. Demek ki şu OC'ye de 3y kalır. Değil mi? Hakikaten bakın şöyle FO da 3y, OC de 3y. Biraz orantısız olmuş artık idare edin. Dolayısıyla bunu söyledik. Şimdi bunların hepsini siliyorum. Artık burada bütün hikaye buradaki 3y 3y'yi görmek içinde arkadaşlar şu parçanın bu parçaya eşit olduğunu gördük. O zaman artık muhteşem üçlüden ikisi eşitse üçüncüsü de eşit. Böylece ne olmuş oldu? 3 3 burası da 3 oldu arkadaşlar. Cevap 6 geldi. B şıkkı gıcık ve sert bir soru.